Beş yıl önce başladı her şey. Suriye'nin pek çok şehrindeki gösterileri hükümet güçleri kanlı bir şekilde bastırma yoluna gidince olaylar daha da büyüdü. Ve ufak çaplı çatışmalar yerini yıllar boyu sürecek bir savaşa bıraktı. Sonucundaysa yüz binlerce masum sivil hayatını kaybetti. Dört milyon Suriyeli Türkiye, Ürdün ve Lübnan gibi komşu ülkelere sığındı. 7 milyon 600 bin kişi de Suriye'de iç göçe maruz kalmış durumda ve bu kişilerle ilgilenen kimse yok. Ülkedeki çatışma 5. yılına girdi ve insanlar giderek daha da çaresiz bir hale geliyorlar. Arap Baharı dediğimiz süreç bildiğiniz gibi önce Tunus'ta başladı, daha sonra diğer Arap ülkelerine yayıldı ki bunlar arasında Suriye de var. Suriye yaklaşık yani 1960 ve hatta hafızası da koyarsak 1970'ten beri diktatör bir yönetimle yönetiliyor. İlk önce olaylar Dera'da başladı. Yani Suriye'nin güneyinde, Ürdün sınırına yakın yerlerde başladı. Aslında barışçı gösterilerdi. Gençler özgürlük veya işte insan hakları amacıyla bir protesto gösterisi yaptılar. Ve bu protesto gösterisi de sonunda güvenlik güçleri çok sert davrandı. Bir kısmı tutuklandı, bir kısım ölüm olayları oldu. Bunun üzerine bu isyan Suriye'nin hemen hemen bütün bölgelerine yayıldı. Suriye'de olayların başladığı 2011 yılından 2016 Ocak ayına kadar 16 bini kadın, 15 bini çocuk olmak üzere toplam 350 bini aşkın insan yaşamını yitirdi. 102.595 kişi ise kayıp. 4 milyon kişi savaştan kaçarak farklı ülkelere göç etti. İç göç sayısı ise 8 milyon. Dünyanın her yerinden Suriye'ye yardım gidiyor. Ancak bu yardımların ulaştırılması ve dağıtılması hiç de kolay değil. Dünya güçlerinin savaş alanına dönen Suriye'de yardım ekiplerinin yoğun çatışmalar altındaki ihtiyaç sahiplerine ulaşması çok zor. Hala atışlar devam ediyor. Karşı tarafta hemen ileride bir tank var. Onun olduğu nokta yaklaşık bir 20-30 metre ileride bir sokak var ve sokağın karşı tarafında Beşar Esed'e bağlı askerler bu bölgeye yine atışlarda bulunuyor, ateş ediyorlar. Sniper tehlikesi var sağdan ve soldan. O yüzden şu bölgeden yürümemiz gerekiyor. Zaman zaman sıfır noktasından yaptığımız operasyonlar Esed güçleri tarafından engellenmeye çalışıldı bizim de. Ama doğrusu biz Türkiye topraklarında olduğumuz için bunun masuniyetinden her zaman istifade ettik. Ama Türkiye'de sınırı geçerek içeride kardeşlerimizle beraber olmak isteyen sivil toplum örgütlerimiz var. Ve onlar da çok büyük zulme uğruyorlar. Vurulma tehlikesiyle karşı karşıyalar, bombalanma tehlikesiyle karşı karşıyalar. Suriye içerisine 5 yıldan beri insani yardım gönderiyoruz. Bu yardımlarımızı gönderme noktasında tabii ciddi zorluklarla da karşılaşıyoruz. Savaş sahasındasınız. Yani bir şekilde güvenli alan oluşmamış. Ondan dolayı bu yardımları yaparken ciddi sıkıntılarla hala karşılaşmaya devam ediyoruz. Bir evin üzerine, işte bir hastanenin üzerine, bir fırının üzerine, pazar yerine, sokağa, caddeye veya bir aracın üzerine çok rahatlıkla hedef alıp o hedefleri vuruyorlar. Biz yardımları dağıtırken bu tarz şeylerle çok karşılaştık. Sadece bu şekilde yardım alabiliyorlar. Görün. 2012 yılından beri yapmış olduğumuz sıfır noktası operasyonları olmasaydı Suriye'nin kuzey kısmında özellikle açlık, kıtlık ve kitlesel ölümler olurdu. Biz bunu engelledik diyebiliriz. Bu da Kızılay olarak
ve Türk milleti olarak, Türk devleti olarak en büyük gururumuz ve iftiharımızdır. İnsan olarak gururumuzdur. Türkiye'nin Suriye sınırı yakınlarındaki Azez ilçesi. Buradaki yardım tırları bombaların hedefi oldu. Suriyeli muhaliflere göre Rus uçaklarının bombardımanında 7 kişi öldü, 10 kişi yaralandı ve 20 tır da yandı. Burada iki türlü mesaj vardı. Bir tanesi Türkmenleri cezalandırmak, yani o bölgeyi zaten temizlemek istiyor Türkmenlerden. İkincisi de Türkiye'yi cezalandırmak, uçağın düşmesi üzerine Rusya'da misilleme olarak en kolay yapabileceği şey olan tırları hedef aldı. Yani hem Türkiye'ye mesaj verdi hem de Türkmenlere. Suriye bölgesine yardım konvoyları girdiği andan itibaren bir uçak tarafından vurulma riskiniz çok yüksek. Eğer bombalanmadan yardımlarımızı dağıtabilirsek, ekip olarak adeta birbirimizi tebrik ediyoruz. Ve bu risk dünyanın her bölgesinden gelen farklı farklı tüm kuruluşlar için geçerli. Bayır Bucak ve Türkmen Dağı'nın önemi ise Türkiye açısından çok daha farklı. Tabii Suriye'deki soydaşlarımız bizim için hani Türk oldukları için, Osmanlı soyundan oldukları için önemli. Ama esas önemi şu anda bizim için aynı zamanda Türkiye'nin korunması açısından. Yani sınırımızdaki iki hat önemli. Orada yaşayan insanlar bizim töremizi, bizim dinimizi, bizim ırkımızı temsil eden insanlar. Kardeş bir akraba bir topluluk yaşıyor orada. Yıllardır orada kalmış ama benliklerini kaybetmemiş, tutunmuş insanlar var. Maalesef şu anda orada Rusya'nın sebepsiz ve zalimane bir bomba orantısı bir bombalamasına muhatap oluyorlar. Geçenlerde gittiğimde hazin manzarayı gördüm. Savunmasız aşağıdan uçağını savacak bir uçak savara dahi sahip olmayan bir grup üzerine acımasızca Rus uçakları bomba yağdırıyorlardı. Türkiye'nin her yerinden belediyeler, dernekler ve gönüllüler koordineli bir şekilde Bayır Bucak Türkmenlerine yardımları ulaştırıyorlar. Türkmen meselesi olduğunda oraya çok büyük önem verdik. Cilve gözü sınır kapısından geçirdiğimiz ürünleri, bütün yardım tırlarını dolaşarak arkadan Türkmen Dağı'na götürüyoruz. Ve oradaki Bayır Bucak Türkmenlerine dağıtım yapıyoruz. Biz Suriye'ye yardım ederken mazlum olduğu için bütün insanlara yardım ediyoruz. Türkmenlerle ilgili tabii ki aynı milletten olmamız hasebiyle aynı dili konuştuğumuz için onlarla iletişimimiz çok daha güçlü olabiliyor. Yani bizim için mazlumiyet önemlidir. Dünyanın neresinde olursa olsun mazlum insanlara sahip çıkmak, onların ihtiyaçlarını gidermek birinci önceliğimiz. Rusya güçlerinin askeri desteğiyle Esed rejimine ait birlikler Türkmen Dağı'nda hem Türkmen mevzilerini hem de Türkmen köylerini kara, hava ve denizden yoğun olarak bombalıyor. Saldırılar sonucu çok sayıda Türkmen yaşamını yitirdi ve çatışmalar hala yoğun bir şekilde devam ediyor. Bölge siviller ve yardım ekipleri için büyük risk barındırıyor. Tırları vuruyor, depoları vuruyor, fırınları vuruyor, sivil halkı vuruyor, uçaklarla bombalama yapılıyor. Ve karşısında bir silahlı güç yok. Yani sivil halk bomba. Bu yardımların ulaşmasında da tabii aksamalara sebep oluyor. İnsani ihtiyaçları gidermeye yönelik faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlar hedef alınıyor. Birleşmiş Milletler Yardım Konvoyu acımadan bombalandı, vuruldu. Dolayısıyla bunlarla alakalı konuda birkaç hücum söz konusu oldu. Bizim arkadaşlarımız da bizzat bombaların yağdığı yerin birkaç metre bu tarafında faaliyet göstermelerinden dolayı riski altındalar. Suriye'nin İdlib kentinde faaliyet gösteren İHH İnsani Yardım Vakfı'nın ekmek fırını Rus uçakları tarafından yerle bir edildi. Biz fırınımız vurulduktan sonra bu konuyu uluslararası mahkemelere ve uluslararası camiaya taşımak için bir çalışma başlattık. Buraların vurulması uluslararası hukuka göre de suç teşkil eden şeyler. Çünkü biz tamamen insani yardım çalışması yapıyoruz. Fakat Rusya bu konuda çok da hukuk tanımıyor.
gücün kendilerinde olduğunu, ondan dolayı istedikleri yeri, istedikleri iftirayı atarak işte teröristlere destek veriliyor, şu oluyor, bu oluyor tarzında herhangi bir gerekçe bile göstermeden vurabiliyor. Sivillerin vurulduğu, kimyasal silahların kullanıldığı, fosfor bombalarının kullanıldığı savaşta yardım organizasyonu da aksamalara sebep oluyor. Gerek Türkiye'den giden ekipler, gerek sivil toplum kuruluşları, yardım kuruluşlarının ekipleri kelle koltuk dediğimiz hayatını da hiçe sayarak bu yardımları ulaştırıyorlar. Bu konuda şehit verdiğimiz arkadaşlarımız oluyor. Geçmişte Irak'ta gene aynı şey bu şekilde yardım yaparken şehit olan arkadaşlarımız olduk Türk Kızılay'ından, ekiplerinden. Suriye'deki yardım ekipleri de yardımları savaş mağduru sivillere ulaştırabilmek için ölümle yüz yüze geliyorlar. En son Bayırbucak bölgesinde dağıtımlar yaparken bir taraftan dumanların tüttüğü, bir taraftan bombalamanın yapıldığı esnada bizim araçlarımız ve ekiplerimiz dağıtımı devam ettiriyordu. Her ırktan ve her mezhepten insanlar var karşımızda. Biz bunlar arasında katiyen bir ayrım gözetmiyoruz. Sıfır noktasında kimin neye ihtiyacı varsa oraya onu yolluyoruz ve ihtiyaçlarını görmesini sağlıyoruz. Bu da uluslararası camiada çok büyük bir memnuniyetle izlenmektedir. Zorda mısınız? Zor olmazsak hicrat gerektirmeyle evlerde otururduk. İcbari olduk. Gece motordan geldik. Baktık bizim komşularımız yürüme geliyorlar. Dedik motor olmazsa biz de sizi götürdük. Biz yüklendik işte. Korkuyor oradan, yamaçtan da vurur. Ben de ışığı yaptım. Neyden korkuyorsun teyze? Yamaçtan bizi yolları herifler deyip. Kim vuruyor sizi? Vuran biz işte, Rus yaraları var. İran kazifeleri atıyorlar. Bunlar vuran bizi. İcbari olduk karak ışığı, motor üstüne binik, bir binek motor dedik biz kendine. Işıkları kah yaktık, kah söndürdük yollardan kendi yamaçları aşana. Türkiye'den Türkmenlere lojistik yardım götüren MİT'e ait tırların durdurulması olayıysa, yardımların engellenmesinin çok daha farklı bir boyutu. Tırların yakalanması olayı, Türkiye açısından baktığınızda tabii ki büyük bir ihanet, Türkiye'nin çıkarları açısından. Tabii bu ihanetin bir veçhesi de aynı zamanda oradaki Türkmenleri ortada bırakmak. Yani o açıdan da bir ihanet. Normalde yani Türk menfaatlerini savunan veya Türkiye vatandaşı olan birisinin bu tür bir harekette bulunmaması gerekir normalde, ama tabii her zaman için ihanetler, savaşlar da mümkün. Sen nasıl terörist yakalamış gibi muamele yapma, tamam mı? Dokunma fazla. Türkiye'nin Türkmenlere yardım yaptığı zaten biliniyordu, ama bunun delilli bir şekilde ortaya çıkması tabii Türkiye'ye oldukça fazla zarar verdi. Tabii bu zarar aynı zamanda Türkmenlere ve Türkiye'nin stratejik çıkarlarına. Türkiye'den giden gönüllü yardım ekipleri yapılan tüm saldırılara rağmen Suriye halkına ve Bayırbucak Türkmenlerine yardım etmeye devam edeceklerini belirtiyorlar. Biz dün olduğu gibi bugün de Türkmen bölgesinde ve Suriye'de zulme maruz kalmış insanlara yardımlarımızı ulaştırdık ve bugün de yardımlarımızı ulaştırmaya devam edeceğiz. İnsanlar şunu diyor, Türkiye Allah'tan başka bizim yardımcımız Türkiye. Ben de Suriye içine geçtiğimde ya dağıtımlarda bulunduk ve elini açtığı zaman bizim ülkemize, milletimize, vatandaşımıza dua ediyor. Böylece yardım yapan açısından da çok büyük bir hayır bereket olduğunu düşünüyorum. Ben şuna inanıyorum ki bunlar paydar olmayacak, ama şu zulmü uğrayan halkların da tek ümidi Türk milletinde, Türk devletinde, Türk devletinin milletinin de merhameteli Kızılay'da çok önemli bir görev yaptığımızı bu açıdan da idrak ediyoruz. Bunun hassasiyet içerisinde de en ufak Kızılaycı bile buna göre hareket ediyor. Gittiğimiz yerlerde Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Başbakanımıza çok dualar ediliyor. İsmen dua ediliyor. Bu da memleketimiz açısından çok güzel bir
bir netice olarak görmek gerekiyor. Zaman zaman yardım görevlerinin kaçırıldığı, özellikle İHA İnsani Yardım Vakfı'nda görevli olan kişilerin yardım esnasında kaçırıldığı dönemler de oldu. Kolay değil. Yani savaş şartlarında hem yardım dağıtmak, bırakın yardım dağıtmayı, o bölgede dolaşmak bile normalde pek herkesin yapamayacağı bir şey. Bizim ekiplerimiz bu noktada birçok şey başına geldi. İşte bombalı araçlarla hedef alındığı zamanlar oldu. Yani belki direkt biz olmadık ama oradaki herhangi bir kamp hedef alındığında biz de o kampta çalışma yaparken bir şekilde biz de hedefin arasına girmiş olduk. Bunun dışında özellikle helikopter saldırılarına, işte uçak saldırılarına, yani birçok sefer çok yakınlarımıza füzeler düşmüştür. Artık yapacak bir şey yok. Takdiri ilahi. Yani herkesin alın yazısı, kaderi Allah'ın elinde. Biz bunları göz önüne alarak bu çalışmalara devam ediyoruz. Dünya hep iyilerle kötülerin, mazlumlarla zalimlerin kavgasından ibarettir. Biz kısası enbiyada da, peygamberler tarihinde de, insanlık tarihinde de, devletler tarihinde de hep mazlumlarla zalimlerin savaşlarını okumuşuzdur, görmüşüzdür. Zalimler zaman zaman payidar olmuştur. Zaman zaman galip gelmiştir ama asla payidar olmamıştır. Zulüm asla payidar olmamıştır. Bu zulüm de payidar olmayacaktır. Rusya'nın bölgede yaptığı, hele saf, temiz Müslümanlara karşı yapmış olduğu bu soykırım payidar asla olmayacaktır. 4 milyonu acil insani yardıma muhtaç, toplam 6 milyon savaş mağduru çocuğun yaşamaya çalıştığı Suriye'yi ve Suriyelileri önümüzdeki yıllarda neler bekliyor? Benim tahminim büyük ihtimalle, yani bu barış görüşmeleri nasıl sonuçlanır? Ya bir Bosna'da olduğu gibi, Irak'ta olduğu gibi, Lübnan'da olduğu gibi bir failed state ortaya çıkabilir. Yani aslında çalışmayan bir devlet ortaya çıkabilir veya Suriye bölünebilir. Ki benim öngörüm daha ziyade hani Suriye'nin bölünebileceği yönünde, özellikle kuzeyde Kürt bölgesi, işte doğuda DAEŞ'in elinde bulundurduğu bölge ve batıda Laskevo sahil kesiminde Şam'ı da içine alan Suriye veya bir Nusayri devleti şeklinde, ki bu 1920'lerden beri aslında olan bir senaryodur. Fransız Manda yönetiminde de bu tür bölünme planları vardı. Bu kadar kan döküldükten sonra ve bu kadar insan mülteci olduktan sonra ben Suriye'yi de biraz tanıyan birisi olarak bu insanların tekrar bir arada, en azından Nusayrilerle Sünnilerin bir arada yaşamasının çok zor olduğunu düşünüyorum. Onun için uzun vadede Suriye bölünebilir diye düşünüyorum. Görünen o ki Suriye'nin bundan sonraki süreçte tek parça kalması pek mümkün değil. Şimdiki mesele parçalara ayrılacak coğrafyada kimin nereye alacağı. Peki bunca mağdur insan, onlara ne olacak? وأجزل الوعد للتالين قرآنا فأي صرخة طفل من دمشق أتت كأنها صرختي تستنجد الآن كأنها صرختي تستنجد الآن.